Gözümüzlerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle ağzınızda kıyır kıyır dağılıp eriyip giden muhteşem bir tatlı tarif paylaşacağım. Tarifimize geçmeden önce şu anda ekranda görmüş olduğunuz muhteşem bu tarif ve birbirinden lezzetli tarifler için oğlum ve kız arkadaşının YouTube sayfasını izleyebilirsiniz. Oğlumun YouTube sayfasının linkini videomun altına açıklama kısmına ekleyeceğim. İzlemek isteyenler oradan tıklayarak bulabilirler. Tarifimize geçiyoruz. İlk önce tarifimizin şerbetini yapmakla başlıyoruz. Şerbetimiz için gerekli olan malzemeler 4 bardak toz şeker. Ben 4 bardak şekere 5 bardak su koydum. Fakat sizler daha tatlı seviyorsanız tam denk olarak koyabilirsiniz ama size tavsiyem suyu her zaman için 1 bardak fazla koymanızdır. Şerbeti ocağın üzerine alıyoruz. Ocağın üzerinde şerbetimizi kaynatıyoruz. Kaynamaya başlamadan önce bir dilim limon ilave ediyoruz. Şöyle 10 dakika kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. 100 gram tereyağı kullanıyoruz. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Fakat tereyağınız varsa tereyağı kullanın. 2 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. 1 bardak yoğurt. 1 yemek kaşığı sirke. 1 yumurta. 1 fiske de tuzumuzu koyduktan sonra öncelikle sıvı maddelerimizi güzelce Türk mateli ile karıştırıyoruz. Kullanacağımız tereyağı veya da margarin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Şöyle hafif yumuşak olması lazım. Buzdolabına aldığınız gibi koyarsanız o zaman sert olacak ve istediğiniz şekilde karıştıramayacaksınız. 2 bardak irmiği ilave ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz e, irmiklerin ikisinin rengi de değişik. İkisi de değişik markaydı. Bir tanesi az kalmıştı. Onu koydum. Bir de yeni paketi açtım. Farklı marka olduğu için renkleri de farklı oldu. 5,5 bardak unumuzu azar azar ilave ederek elimizle yoğuruyoruz. Ben bu arada kabartma tozunu koymayı unuttum. Kabartma tozunu önceden koymamız gerekiyor. Şimdi size birazdan göstereceğim. Kabartma tozunu da ilave edeceğiz. Unumuzun hepsini ilave edip yoğurduktan sonra benim aklıma kabartma tozu geldi. Yarım paket kabartma tozu ilave ediyoruz. Dediğim gibi siz bunu önceden koyabilirsiniz. Fakat benim gibi unuttuysanız sonradan da ilave edebilirsiniz. Kabartma tozunu da koyduktan sonra hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurmalıyız. Öyle poğaça, ekmek hamuru gibi çok kıvamlı bir hamur beklemeyin çünkü içerisinde erimek olduğu için bir de kabartma tozu. O yüzden şöyle çok da toplanabilir bir hamur olmayacak. Afif dağılan bir hamur olur. Hamurumuzu en az 3-4 dakika yoğurmalıyız. Şimdi size kıvamını göstereceğim. Nasıl bir kıvamda olması gerekiyor ve gördüğünüz gibi dağılabilir bir hamur oluyor. Streç folyo ile veya kapağını kapatıyoruz. Üzerine kesinlikle bez örtmeyeceğiz. Şöyle oda sıcaklığında 30 dakika bekletiyoruz. Hamurumuz oda sıcaklığında güzelce dinlendikten sonra hamurumuzun üçte birini ayrı bir tepsiye alacağız. Şayet tartınız varsa tartıyla tartabilirsiniz tam üç tevrine dengelsin. Tartınız yoksa göz kararıyla da bunu ayarlayabilirsiniz. İlla de gramı gramına olması şart değil tabii ki. Tepsinin içerisine almış olduğumuz hamurumuzu şöyle ilk önce etraflıca dağıtıyoruz. 200 gram ceviz içini küçük parçalara parçaladıktan sonra hamurun içerisine ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı tarçın ilave ediyoruz. Tarçın mutlaka koyun derim çünkü tarçın ayrı bir lezzet veriyor. Ama çok da yoğun bir tarçın tadı istemiyorsanız sadece bir yemek kaşığı koyabilirsiniz. Bizler yoğun tarçın tadını sevdiğimiz için ben 2 yemek kaşığı koyuyorum. 2 yemek kaşığı susam ilave ediyoruz. İki yemek kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz. Hepsini birlikte güzelce karıştırıyoruz. Ben önce kaşıkla karıştırmayı denedim, baktım ki olmuyor. Daha sonra elimle karıştırdım. Çok güzel bir şekilde ceviz diğer malzemeler birbirine karışması gerekiyor. Kalan hamurumuzu da ikiye böleceğiz. Şöyle hamurumuzun yarısını alıyoruz. Onu daha sonra kullanacağız. Yarısını avucumuzun içerisine yuvarlıyoruz. Altına mutlaka streç folü veya yağlı kağıt koyun. Streç folü ile hiç denemedim fakat yağlı kağıtla ben sürekli yapıyorum. Yağlı kağıt mutlaka kullanmanız gerekiyor. Çünkü daha sonra tepsiye koymakta ve açmakta zorluk çekebilirsiniz. Üzerine de yağlı kağıdı kapattıktan sonra merdane ile açıyoruz. Hamurumuzu açarken tepsimizin dikdörtgen veya kare olmasına bağlı. Ona göre dikdörtgen ise uzunlamasına daha çok uzatarak açıyoruz. Ve tabii ki tam şeklini almayacaktır. O yüzden tam şeklini vermek için elimizde gördüğünüz gibi kenarlarından toparlıyoruz. Benim kullanacağım tepsi dikdörtgen tepsi olduğu için ben hamurumu dikdörtgen açıyorum. Fakat sizler kare tepsi kullanacaksanız kare şeklinde hamurunuzu ona göre açabilirsiniz. Şayet yağlı kağıt ile açıyorsanız yağlı kağıdınızı şöyle bir defa da olsa tamamen alt üst yapın. Çünkü o zaman yağlı kağıt hafif yapışıyor ve açması biraz daha zor olabilir. Ters çevirdikten sonra yine gördüğünüz gibi elimizle hamurumuzu şekillendiriyoruz. Aynı işlemi 2-3 defa tekrar ediyoruz. Kağıdın arasını açtıktan sonra elimizle mutlaka kenarlarını düzeltiyoruz. Hamurumuzu tepsiye göre olup olmadığını şöyle bir ölçerek anlıyoruz kenardaki fazlalıkları kesip çıkartabiliriz fakat size tavsiyem ben tam tepsiye göre kestim hiç hesap etmedim tepsiye koyduğumuz hafif hamur toparlanacaktır o yüzden tepsinizden her kenardan birer santim daha uzun olması daha doğrudur ben tam denk olarak kestim şimdi birazdan göreceksiniz tepsimize küçük gelecek tepsimize koymak için de kenarını şu şekilde kıvırıyoruz aslında yanınızda size yardım edecek biri varsa iki kişiyi iki taraftan tutup daha kolaylıkla koyabilirsiniz. Benim şu anda evde hiç kimsecik olmadığı için bu şekilde kendim koydum. Bir tarafı gördüğünüz gibi biraz kısa geldi. O yüzden kesmiş olduğum parçalardan tekrar kenarına ekledim. Tabii ki bu da sorun değil. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi sadece iki parçayı kullandık. Bir parçamız hala kenarda duruyor. Ceviz yapmış olduğumuz hamurumuzu yağlı kağıdın üzerine koyuyoruz. Tabii ki bu bayağı ceviz içerisinde olduğu için dağılır bir hamur. Kaşık ile ilk önce tepsinin büyüklüğüne göre ayarlıyoruz. Tepsiden biraz daha küçük yapıyoruz. Çünkü üzerinden bastırarak hepsinin birbirine yapışmasını sağlayacağız. Bu şekilde merdane ile afif üzerinden bastırıyoruz. Kenarlarını bıçak ile düzeltiyoruz. Tepsimize göre düzelik ayarlıyoruz. Sonradan aklıma geldi bu dağılır bir hamur olduğu için tepsiye koymak zor olacaktır. O yüzden bir tahtanın üzerine koydum. Siz de aynı şekilde servis tepsine veya tahtanın üzerine koyup tepsinize göre ayarlayabilirsiniz. Kenarlarını şöyle bıçak ile düzeltiyoruz. Tepsimizdeki hamur tepsiye tabii ki yapıştığı için onu ters çevirip bu şekilde üzerine koyabilirsiniz. Tahtayla birlikte şöyle çeviriyoruz. Afif şöyle yan kaymış olabilir. O zaman hiç sorun değil. Kenardaki fazlalık alıyoruz. Eksik olan tarafa tamamladıktan sonra hafif şöyle elimizle bastırarak düzleştiriyoruz. Ayırmış olduğumuz üçüncü parça hamurumuzu da aynı şekilde açıyoruz. Bunu size uzun uzun nasıl açtığımızı göstermek istemedim. Diğer hamuru nasıl açtısaydık, arada elimizle nasıl düzelttiyseydik, aynı şekilde bu hamuru da bıçakla ve hafta elimizde bu şekilde şekil verebiliyoruz. Tepsimize ölçerek tepsimize göre hamurumuzu açtıktan sonra tekrar şöyle bir düzeltelim. Kağıdımızın kenarını kıvırıyoruz. Tepsiyi yaklaştırıyoruz. Az önce de belirttiğim gibi yanınızda yardım edecek biri varsa bunu daha kolay yapabilirsiniz tek başına olunca biraz zor olabiliyor şöyle ben yine tek başıma bunu yapmaya çalıştım biraz kaydı ama kaysa da sorun değil şöyle fırın kağıdının üzerinden alıyoruz görüyorsunuz biraz kaymış o fazla kısmı o taraftan çıkartıyoruz açık olan tarafımızı birleştiriyoruz fazla gelen yerlerden kesip açık olan yerleri birleştiriyoruz Kenarlar tabii ki sonradan yapıştırdığımız için böyle biraz pürüzlü olabilir. O yüzden şöyle düz bir bardağınız varsa düz bardak ile üzerinden geçebilirsiniz. Hatta tepsimizin her yerinden bu bardakla geçersedik daha iyi olur. Çünkü daha sonradan şekil vermemiz için üzerinin tam düz olması gerekiyor. Ve hatta şöyle küçük bir merdaneniz varsa merdanenin sapını çıkartıp da merdane ile de aynı şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bardak veya merdane ile üzerinden geçirdiğiniz zaman kesinlikle kenarlarında hiçbir iz kalmayacaktır ve dümdüz olacaktır. Tatlımızı dikdörtgen dilimler halinde keseceğiz. Şöyle dikdörtgen halinde kesiyoruz. Bu arada tepsimizin büyüklüğünü söylemeyi unuttum çünkü bazen tepsinin büyüklüğünü de soruyorsunuz. Tepsimizin bir tarafı 24 santim, bir tarafı da 18 santimetre. Şöyle ben öncelikle aparat ile bir sırasını şekillendirdim. Şimdi size nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Şayet bu aparatınızdan varsaydı bu şekilde hafif çapraz olaraktan şekil veriyoruz. Aparat olmayanlar için de birazdan size nasıl yapılacağını göstereceğim. Geçen bayramda ben bu aparat ile değişik tatlılar yapıp sizlerle paylaşmıştım. Ve bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu aparatı nereden aldığımdı. Ben yorum kısmında sizlere belirtmiştim. Ben bunu bir Çin sayfasından internetten aldım ve hatta bunu 2-3 ay gelmesi için beklemiştim. Tekrar size yorum kısmına hangi sayfadan aldığımı yazabilirim. Aparat olmayanlar da kesinlikle düşünmesin. Şimdi ben size birazdan bıçakla da nasıl yapıldığını göstereceğim. Daha sonra tatlıda göreceksiniz ki arasında gerçekten hiçbir fark yok. Bıçakla da aynı şekli verebilirsiniz. Pişmeden önce ve piştikten sonra baktığınızda gerçekten birbirinden ayıramayacaksınız. Şöyle yağ bıçağı kullanıyoruz. Ben öncelikle yağ bıçağın keskin olan tarafıyla yaptım. Ve sonra daha sonra baktım ki yaptıktan sonra izler o kadar belli olmuyor. Belki pişince kapanır diye düşündüm. Daha sonradan yağ bıçağımızın tersini çevirdim. Ve tersi daha kalın olduğu için izler daha belirgin bir hale geliyor. O yüzden siz baştan itibaren kesinlikle sadece bıçağın tersiyle yapın. Bıçağın yüzünü kesinlikle kullanmayın. Ben ilk kez yağ bıçağıyla bu şekil yaptığım için daha sonra pişince nasıl izi kalıp kalmayacağımı bilemedim için cesaret edemedim. O yüzden sadece bir dilimini yaptım. Hepsini aynı şekilde yaptıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50 dakika pişiriyoruz. Fakat 40 dakikasını alt üst ayarda, 10 dakikasını da sadece fırının alt ayarında pişiriyoruz. Şayet fırınızın alt ayarı yoksaydı fırınızın en son 10 dakikasını en altına koyun ve en altında tatlınızı pişirin ki altı böyle çok güzel bir şekilde kızarıp pişsin. Şöyle size yakından göstermek istiyorum. Bıçakla yaptığım dilimi şu anda görüyorsunuz. Diğerlerini de aparat ile yaptım. Görüyorsunuz arasında hiçbir fark yok. Sadece bıçakla yaptığımın arasında küçük delikler olmuyor. Yoksa tepside gördüğünüz gibi hiç fark etmiyorsunuz. Kesmiş olduğumuz yerlerden mutlaka tekrar kesiyoruz. Tekrar kesmemizin sebebi biliyorsunuz fırında hamur pişerken birbirine yapışabilir. Şerbetini güzelce içerisine çekmesi için mutlaka bu şekilde tekrar kestiğimiz yerlerden kesmeliyiz. Tatlımızı fırından çıkarttıktan sonra şöyle bir 10 dakika bekletiyoruz. Daha sonra ılık olan şerbetimizi üzerine döküyoruz. Şerbetimiz çok hafif ılık olacak. Diğer şerbetler gibi sıcak olmayacak. Baktım ki ben şerbetim buz gibi olmuş. Hafif şöyle ılıttım çok da soğuk üzerine dökmeyelim diyerekten hafif ılık bir şekilde üzerine döktüm yani tekrar ediyorum tatlımız 10 dakika fırından çıktıktan sonra bekleyecek şerbetimiz de şöyle hafif ılık olacak şerbetimizi üzerine döktükten sonra şöyle yarım saat bir dışarıda bekletiyoruz daha sonra buzdolabına koyup buzdolabında da bir saat beklettikten sonra servis yapabiliriz Şerbetini çektikten sonra şöyle bıçakla yaptığımız dilimi size tekrar göstermek istiyorum. Görüyorsunuz diğerlerin arasında afif delikler var. Bıçakla yaptığımızın arası dümdüz ama tepside hiçbir şey fark etmiyorsunuz. Şu anda gördüğünüz üzerine bıçak ile şekil vermiş olduğumuz dilim. Üzerine biraz susam serpiştiriyoruz. Üzerine susam serpiştirmek zorunda değilsiniz. İsterseniz serpiştirebilirsiniz. İsterseniz sade servis yapabilirsiniz. Veyahut da biraz hindistan cevizi de serpiştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi zevkinize kalmış bir şey. Tat olarak hiçbir şey değiştirmeyecek. Sadece görselliğini etkileyecektir. Ve gördüğünüz gibi tatlımız gerçekten efsane oldu. Şu anda da aparat ile üzerine şekil vermiş olduğumuz tatlımız. Şöyle servis tabağımıza alıyoruz. Tatlımızın gördüğünüz gibi yapımı çok kolay fakat efsane bir tatlımız oldu. Tatlımızın şöyle keserek size kıvamını göstermek istiyorum. Öncelikle bıçak ile kestim. Tatlımızı bıçak ile kestikten sonra şöyle çatal ile ben birazcık tatlımızı dağıtacağım. Dağıtmamın sebebi kıvamını şöyle tam olarak görmenizi istiyorum. Tatlımız şöyle kalbura bastı gibi yediğiniz zaman ağzınızı eriyip gidiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Kalbura bastıdan çok çok daha lezzetli bir tatlı. Muhakkak bu tatlıyı denemenizi istiyorum. Ve gördüğünüz gibi tatlımız çok güzel bir şekilde dağılıyor. Kesinlikle hamur kalmadı. Bir de şöyle çatalla keserek göstermek istiyorum. Hani öyle çatanız aldığınızda zaman da dağılıp gitmiyor. Bu şekilde çatalla kolaylıkla kesip alabiliyorsunuz. Ve bir de şöyle size tatlının altını göstermek istiyorum. Tatlımızın altı bu şekilde kızarması gerekiyor. Bu şekilde kızarması için de dediğim gibi fırından çıkartmadan önce tatlınızı alt kısma koyun. 10 dakikada fırının altında pişirin. Aynı bu şekilde kızaracak ve tatlınız çok güzel olacaktır. O zaman da şöyle tatlımızı yerken ağzımızda dağılacak ve eriyip gidecektir. Mutlaka denemelisiniz ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Oğlumun ve kız arkadaşının YouTube sayfası için şu anda yüz köşede görmüş olduğunuz sağ ve soldaki videolardan herhangi birine tıklayarak erişebilirsiniz. O kadar güzel videolar ve tarifler yapıyorlar ki eminim ki hem seyrederken tarifi çok beğeneceksiniz hem de videolarından büyük keyif alacaksınız. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hep mutlu kalın.